gibi. Kemal nasıl böyle bir şey yapabilir? Nasıl kıyabilir benim bebeğime? Allah korudu kızım. Verilmiş sadakamız varmış. Ha Güllü, ben Ali bulunsun diye adak adamıştım kurban keseriz diye. Tamam, tamam ana keseriz. Gel. Güllü, babana gidip bebeğin bulunduğunu haber vereyim diyorum. Çok merak ediyordu, yani sevinir ha? Peki ana. Hayır, çok üzülmüştü Kemal'in kaçırılma olayı ondan bilindi diye. Yani gönlünü almış olurum ha kızım. Tamam. Şoföre söylerim götürür seni. Orhan Bey, Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız ne yapardık bilmiyorum. Rica ederim Zehra Hanım. Ben insanlık vazifemi yaptım. İyi günler. İyi günler. Kusura bakma Orhan, anca uyuttum. Rica ederim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yaptıklarına çok minnettarım. Muzaffer Ali'nin doğduğu günü dün gibi hatırlıyorum. Onun başına kötü bir şey gelmesine izin vermezdim. Onu nasıl buldunuz? Kemal'i hapishanede ziyaret ettiğimi söylemiştim ya size. Evet. Onun çapraz sorgulama esnasında çok mühim bir malumatı ağzından kaçırdı. Tabii bebeğin yerini tam olarak itiraf etmedi ama... farkında olmadan verdiği ipuçları sayesinde Muzaffer Ali'ye ulaşabildik. Nerede saklamış oğlumu? Metruk bir eve. Önce adamlarımı gönderdim. Bebeğin orada olduğunu tespit ettiler. Evde daha başka birilerinin olduğu fark edilince jandarmaya haber verdim. Kemal'e yardım eden birileri mi varmış? Evet. Muhtemelen köylüler. Fakat biz oraya gittiğimizde kaçmışlardı. Bunun bedelini ödeteceğim onlara. Hepsini süreceğim o köyden. Bu gayet mütenasip bir ceza olur. Ancak size henüz söyleyemediğim bir şey var. Nedir? Kemal dün gece kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Evet. Nasıl kaçabilmiş hapisten? Hapishaneden değil. Hastaneden kaçmış. Kardeşiniz Hamza yeğenini kaçırdığını öğrenince onu bıçaklamış. Hamza Kemal'i mi bıçaklamış? Evet. Kemal'i apar topar hastaneye kaldırmışlar. Ancak nöbetçinin bir anlık dalgınlığından istifade edip kaçmayı başarmış. Orhan, ya tekrar çiftliğe gelirse? Ya tekrar bebeğime bir şey yaparsa? Bütün bu ihtimalleri ben de düşündüm. Ama merak etmeyin. Bütün önlemleri aldım. Jandarma çiftliği koruyor. Ancak yine de içim rahat değil. Kemal yakalanana kadar oğlunuzu alıp buradan uzaklaşmanızda fayda var. Nereye gidebiliriz ki? Ben pek yakında Paris'e gidecektim. Seyahat programımı öne alabilirim. İzin verirseniz size refakat edebilirim. Benimle birlikte Paris'e gelin Serap. Kısa bir tatil size de iyi gelecektir. Çok zor zamanlar geçirdiniz. Ayrıca Kemal yakalanıncaya kadar burada bulunmamanızda fayda var. Bilemiyorum ki. En azından bunu düşüneceğiniz hususunda bana söz verin. Eğer yanıtınız olumlu olursa derhal Paris'e gidebiliriz. Peki, düşüneceğim. Şimdilik hoşça kalın. Akşam tekrar uğrayacağım. Güle güle. Orhan, çok teşekkür ederim. Her şey için. Hoşça kalın.
Bir dakika o. Beyim. Buyur Yasin'e. Allah sizden razı olsun beyim. Sayenizde evladımız sağ salim bulundu. Çok korkuyorduk başına bir şey gelecek diye. Siz olmasaydınız belki de... Ben yalnızca rahmetli dostum Muzaffer için elimden geleni yaptım. Ayrıca teşekkür etmenize gerek yok. Her insan evladı bunu yapardı. Güle güle bey. Çok teşekkür ederim. Ses neydi? Anlayamadım efendim. Lastik patladı sanırım. İnip kontrol edeyim. İn aşağı. Ne yaptınız zannediyorsun sen Kemal? Ha? Ortalık jandarma kaynıyor. Sana yürü derim. Ulan! Sağ şükürler olsun. Dualarımızı kabul edip de yavrumuzu bize yolladın. Amin. Yüce Rabbim son günlerimde bu acıyı bana zeval görmedi. Yoksa Seyyare Hanım bu acıyla biz nasıl yaşardık? He, aman geldi geçti işte. Tövbeler olsun bir daha anmayalım o günleri Yasin'a. Bir neyi merak ediyorum? Şimdi paralar ne olacak? Yani mükafatı Orhan Bey mi alacak? Gülizar, sen ne diyorsun kız? Ne parası? Tövbe tövbe. Sen bu durumda sevineceğine para mı hatırına geliyor? Geç öyle. Yürü. Tamam dur. Söyle ne yaptın bebe? Hiçbir şey. Sakladığın yerde bulup Serap'a götürdüm. Şimdi çiftlikte. Annesinin yanında. Kemal, herkes senden nefret ediyor. Özellikle de Selam. Bu aralar gözüne görünmesen ne edersin? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.